Zamandan önce doğan bebekleri bekleyen risklerden birisi de görme kaybı. Prematür bebeklerde görülebilen retinopati nedeniyle bebeklerde daha küçük yaşlardan itibaren körlük meydana gelebiliyor. Ailelerin göz kontrollerini kesinlikle ihmal etmemesi ve doktorlarının uygun gördüğü tedavileri aksatmaması gerekiyor. Kısaca ROP adı verilen prematür retinopatisi erken doğanlarda göz görülen bir retina hastalığı ve tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanabilen bir retina patolojisi aslında. Çoğul gebeliklerin artması, tüp bebek uygulamalarının çok sık yaygınlaşması durumunda ülkemizde de son zamanlarda erken doğum oranları arttı. Çok eskilerde bu hastalık çok az görülüyordu. Bebeklerin çoğu zaten X oluyordu. Şimdi gelişen teknolojiyle beraber, ilerleyen tıpla beraber bu bebekleri artık biz yaşatabiliyoruz. Bebeklerimizin 750 gram doğan bebekleri dahi artık yaşayar hale geldi. ROP hastalığına bağlı kalıcı körlüklerin en önemli nedeni ebeveynlerinin bebeklerini uzman hekimlerinin söylediği zamanlarda getirmemeleri. Yani zamanında getirmedikleri için biz de tedaviyi zamanında uygulayamıyoruz. Evre 3 yakaladığımız zaman 72 saat içerisinde tedavi uygulanması lazım. Bu 72 saati geçtikten sonra hastalığın tedavisi son derece zorlaşıyor. 36. haftadan önce veya 2000 gramın altında doğan tüm bebeklerin anne ve babaları 1. ayında göz muayenesine getirmeleri gerekiyor. Bak doktor bey. Evet, bak. Türkiye'de yapılan 2014 yılında yapılan bir çok merkezli çalışmada erken doğan bebeklerin yaklaşık %45'inde ROP hastalığı geliştiği görülmüş. Bunların da %10'unda ileri evre ROP hastalığı meydana geliyor. ROP hastalığı 5 evreye ayrılıyor. Hafiften ağıra doğru evre 1 ve evre 5. Evre 3'e geldiğimiz zaman ROP tedavisine başlıyor. Özellikle evre 5'e gelindiği zaman tedavi başarısı son derece çok düşük oluyor. ROP hastalığı tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık. Biz o yüzden bu hastaları evre 3'te tanıyıp tedavi etmemiz lazım. Bak kırmızı. Bak küçük top burada. Küçük top. Evet. Evet. Hangine bakıyorsun? 1500 gramın altında doğan ve 35 haftanın altında doğan tüm bebekleri deneyimli uzman göz hekimleri tarafından 1. aylarında muhakkak muayene edilmesini öneriyoruz. Bak amcasına top verecek. Top var mı? Evet. Numarası da yok değil mi baba? Prematür retinopatisinin tedavisi lazer fotokoagülasyonla bu damarlanmayan bölgeleri yakılarak tedavi ediliyor. İkinci tedavi seçeneği de göz içine iğne ile ilaç enjekte ediyoruz. Tedaviye yanıt versin veya vermesin, tüm bebeklerin ömür boyu takip altında olması lazım. Neden? Çünkü bu ROP bebeklerinde ilerleyen zamanlarda şaşılık, göz tembelliği, miyop astigmatizma, gözde titreme, nistagmus dediğimiz olaylar ve ileri yaşlarda retine dokulmanı dediğimiz patolojiler meydana gelebiliyor. O işte. Bak. Mehmet Emin Uykan 910 gram doğdu. 32 haftalık doğum yaptım. Recep de aynı şekilde. O da 1.300 doğdu. O da 32 haftalık aynı şekilde. Doğdukları zaman şeyde yoğun bakımda kalıyorlardı. Haftada bir şeyle küvezle geliyorduk. Sonra 10 günde bir gelmeye başladık. O sırada Mehmet Emin'e lazer uyguladılar. 3 ay yoğun bakımda kaldılar. 3 ay içinde belki 10 günde bir geliyorduk. Ondan sonra ayda bir gelmeye başladık. Doktorların bize söylediği tarihlerde gelmeye başladık. Şu anda 3 ayda bir. En son şimdi bugün kontrole geldik. 6 ay sonraya randevu verdiler. Sürekli randevu günü geliyoruz kontrollerine. Kontrollerini kesinlikle şaşırmamaları lazım. Doktorlarına sürekli irtibat halinde olmaları lazım.
gibi hastalıklar olduğu için ömür boyu hep göz kontrolünde olacaklar. Evet. Çünkü bunların daha risk daha fazla oluyor. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla şaşırdık. Yok gibi gözüküyor. Yok şaşırdık. Miyop var herhalde şimdi.